tatlı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin. Yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan ekonomiden tasarruf, yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Tatlı bir program geçireceğiz. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız inşallah. Evet, evet, kaymaklı ayva tatlısı yap. Kaymaklı, kaymaklı. Evet. Ayvayı böyle öyle bir dilime doladım ki, öyle bir seviyorum ki artık kaymağa bile kaymak diyorum. Bakın. Evet, kaymaklı ayva tatlısı yapıyoruz efendim. Malzeme listemizi verelim ve sizler de güzel not edin. Bakın, ayva tatlımızı yaparken böyle basit gibi görünse de çok ince ayrıntıları var, püf noktaları var. Bunları yakından takip edin diyorum. Evet. 6 adet ayva, 2 adet elma, 200 gram kaymak, 500 gram da toz şeker kullanacağız. Ayrıca bir tatlı kaşığı da toz fındığı kullanacağız süslemek ve tabii ki güzel bir tat vermek için. Aynen öyle Ayşegül Hanım. Evet, şimdi şöyle ne bir, yapıyoruz ilk evet, olarak? Evet, şöyle bir tepsimizi alalım yanımıza. Ortalığı şöyle bir toparlayak. Evet, şöyle sevgilicilerimiz. Önce ayvalarımızı şöyle bir alalım. Evet. Bıçağımızda güzel bir şekilde şöyle bir soyalım. Hepsini soyuyor muyuz usta? Evet, hepsini tamam. Soyacağız Ayşegül Hanım. Şöyle. Ya ben ayva tatlısını çok severim. Hakikaten çok severim böyle. Yapıldığı zaman, ikram edildiği zaman, hani bazıları vardır ya, bir şey ikram edildiği zaman asla geri çevirmem derler. Yani her şey değil ama ayva tatlısını kesinlikle geri çevirmem. Ama nedense bugüne kadar hiç deneyip de yapmadım usta. Ayva tatlısı. Evet, ayva tatlısını deneyip yapmadım. Sadece dışarıda işte yapan dostlarım, işte sevdiklerim varsa. Niye denemedin Ayşegül Hanım? Yani bilmiyorum, hiç böyle denemedim. Nedense çok sevdiğim halde. Bakalım bugün şimdi yakından göreceğim ve yapacağım sonra diyorsun. Artık inşallah yapacağım tabii ki. Tamam. Şöyle güzelce ayvalarımızı sevgilicilerimiz. Çekirdeklerinden ayıklıyoruz. Evet, şöyle güzelce bir temizliyoruz. Evet. Evet. Bu arada ayva da biliyorsunuz soyulduğu zaman hemen rengini değiştirebiliyor, kararıp sararıyor. Artık bunun formülü belli. Ne yapacaksınız? Limon suyunda, öyle değil mi usta? Evet, aynen. Güzel. Çok fazla bekleyecekseniz. Yani olabilir, belki hani mesela soyacaklardır, ondan sonra yemek yapıp başka bir şeye geçeceklerdir veya. Ne yapacaklar? Soyduktan sonra limonlu suda bekletirseniz eğer ayvalarınızı sararmayacak ve kararmayacak efendim. Evet. Böyle güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Şöyle hemen güzel bir şekilde önce ayvalarımızı soymamız lazım. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz, ayvaları soyduktan sonra elmamızı güzelce bir şekilde rendeleyeceğiz. Rendelediğimiz elmamızın içine toz şeker ilave edip güzelce bir şekilde karıştıracağız. Ayvalarımızı içine dolduracağız. Ve tekrardan üzerine şekeri bolca dökeceğiz. Ondan sonra fırına süreceğiz. Aa evet, bu farklı olacak. Genelde biliyorsun ayva tatlısını ne yapıyorlar? Ayvaları haşlıyorlar suda. Ama bu biraz daha aslında pratik hazırlanacak. Evet. Evet, ayva tatlısı severler. Ne yapacaksınız? Bakın, bugün ayva tatlımızı daha pratik bir yöntemle hazırlayacağız. Fazla vakit almayacak. Çok güzel. Bu da değişik bir sunum olacak tabii ki. Aynen öyle. Şöyle. Biraz fazla yapalım. Biliyorsunuz biz burada karabalık bir aile, evet, olduğumuz için biraz fazla yapacağız. Biz de çok fazla arkadaşlarımız tüketsin diye. Şöyle. Bu arada bu hafta biliyorsunuz usta okullar açılmıştı. Evet. İlk haftayı çocuklarımız bir telaştı, bir böyle heyecanlı geçirdiler. Okul önlerinden geçtiğimiz zaman ben yeğenim okula gidiyor. O da küçük yeğenim var, Berinay. Buradan onu öpüyorum. Ana sınıfına başladı. İşte annesiyle beraber onları ziyarete gittiğimizde beraber okula götürdük onları. Aman Allah'ım. İnsan hakikaten okul koridorlarında dolaştığı zaman
Diyor ki acaba ben nasıl okumuşum buralarda, bu sıralardan, şu koridorlardan nasıl geçmişim? Öyle bir yoğunluk, o çocukta böyle bıcır bıcır bir kalabalık, bir hengame, bir görseniz böyle. Bir bağırtı, bir bağırma. Aynen öyle. Sanki dersiniz böyle savaşa, savaş alanı gibi. Çocuklar heyecanlı, işte ağlayanlar, zırlayanlar, gitmek istemiyorum diyenler, anneler kapılarda, babalar böyle şeyde. Allah yardımcıları olsun. Ama bu haftayı atlattılar. Cuma gününden sonra artık ne yaptılar? İnşallah pazartesi günü, yani yarın güzel yine böyle hafta başında ağlamadan, sızlanmadan tabii ki mutlu bir şekilde okullarına gidecekler inşallah. Evet, aslında bir yanlış da şurada yapıyoruz Ayşegül Hanım. Şimdi çocuklarımızı okula götürüyoruz. Mesela çoğu zaman biz görüyoruz. Bayanlarımız çocukların başından bekliyor. Halbuki çocukları ileride gönderse, kendisi uzakta takip etse çok güzel bir şekilde çocuğu gidecek, sırasına evet, girecek. Ama şimdi ilk gidenler için biraz o zor da. Ama Ayşegül Hanım tamam da bu sefer hakikaten nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Mesela okul dağıtımı oluyor ya, okul dağıldığı zaman. Aa evet, ona doğru söylüyorsun. Çocuklara saldırıyorlar. Yani hakikaten kendi çocuğumu alacağım diye başkası da bu sefer saldırıyor, başka çocukları eziyorlar. Doğru söylüyorsunuz. O karışıklık oluyor, doğru. Evet. O konuda biraz daha velilerin duyarlı olması lazım. Bir de şu var, şimdi artık görüyoruz veliler hep okul başlarında. Yani bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Aslında hiç de iyi şeyin, iyiye işaret değil bu. Neden iyiye işaret değil? Şimdi ben hatırlıyorum, ilkokula başladık. Şöyle hayal meyal, gerçekten çok çok da iyi hatırlamıyorum ama herhalde diye tahmin ediyorum, annelerimiz bizi götürürdü. İlk gün şey yaptıktan sonra ilkokul 1'e gitmemize rağmen kendi kendimize, o zamanlar hayat o kadar güvenliydi ki sokaklar, öyle değil mi? Aynen. İnsanlar o kadar yardımseverdi ki tek başımıza çantamızı sırtlayıp küçük böyle halimizde ne yapıyorduk? Evlerimize gidiyorduk. Bize alan yoktu. Hani gideyim evladımı alayım, acaba okul önünde bir şey olur mu? Araba çarpar mı? Biri onu götürür mü? Öyle bir korku yoktu. Şimdi bakıyorum çocuklar annesinin boyunda, annesinin elinden tuta tuta okula gidiyorlar. Ne kadar kötü bir durum aslında bu, biliyor musun? Çok evet. Acı bir şey bu gerçekten yani öyle. Yani Ayşegül Hanım, bir de şöyle bir şey var, dediğin doğru. Ve bir de şu şöyle bir olay çıkıyor ortaya. Servise verdiğin halde yine insan korkuyor, tereddüt içinde kalıyor. Acaba geldi mi, acaba bir şey mi oldu? Biri İnan çıkar mı karşısına, işte okulda böyle hani artık çeteleşmeler var. Okul önünde evladıma biri bir şey yapar mı, kötü bir alışkanlık edinir mi diye. Hep böyle bir telaş, bir korku. Çocuklarımız belli bir yaşa gelene kadar böyle göz hapsinde, bizim böyle denetimimiz altında. Yani bu çok çok iyi bir şey değil ama Rabbim inşallah, ne diyeyim artık, sonumuzu hayır etsin diyorum ben. Amin, amin. Hakikaten böyle bakıyorum, ortaokul öğrencileri bile annelerinin elinden tutmuş okula gidiyorlar. Ama ben hiçbir gün hatırlamadım ki biz böyle tutalım annelerimizin, babalarımızın ellerinden okula gidelim. Güven vardı çünkü, böyle çıkardık öğretmenlerimizle bile. Şimdikiler tabii eğitimcilere bir sorunumuz yok. Gariban eğitimciler artık öğrencilerden korkuyorlar. Öyle bir şey var mı? Eskiden biz öğretmenlerimizi gördüğümüz zaman hazır ola geçerdik. Titrerdik böyle, hemen ceketlerimizi iliklerdik, bir böyle bir saygı. Şimdi şey gibi böyle elimizi kollarını sallaya sallaya, öğretmen bir şey yaparsa tehdit ede ede. Gariban öğretmenler de artık böyle şimdi şey yapıyorlar, koruma istiyorlar. Çok böyle kötü bir durumdayız. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum ben. Amin, amin. Evet. O da işte çocuklarımız için de aslında iyi değil ya Şegül Hanım. Tabii ki. Çocuklarımızda biraz hafif bir korku olması lazım ki güzel bir eğitim alsın diye. Hı hı. Ondan sonra da biliyorsun çocuklarımız okumadığı zaman şey yaptığımız, bu sefer ne yapıyoruz? Tekrardan biz dönüp öğretmenlerimizi bu sefer suçluyoruz. Ya öğretmenler de bir yere kadar, onlar da ne yapsınlar? Biliyorsun eğitim önce ailede başlar. Aynen öyle. Yani iyi bir öğrenci, terbiyeli bir öğrenci olmuş, terbiyeli bir öğrenci olmak için ne yapacağız? Bizler ailede başlatacağız eğitimimizi tabii ki. Evladımızı donanımlı bir şekilde terbiyesini vereceğiz, onlara saygı öğreteceğiz. Sonrasında zaten hayatın her alanında bu okulla paralel olarak da çok güzel böyle bir gelecekleri olacak inşallah. İnşallah. Aslında bizim de temennimiz o. Yani evlatlarımız güzel bir geleceği olsun, iyice okusun. Bütün gayemiz, bütün çabamız hepimizin o Ayşegül Hanım. Hı hı. Onun için Allah-u Teala onlara bakıp en azından onların geleceği için güzel şeyler onlara bağışlasın. İnşallah, inşallah, inşallah. Şöyle sonuncusunu da ayarlarsak. Evet, siz onu ayarlarken ben bir de size bir çay ikram edeyim. Tamam.
güzel böyle birer bardak çay içelim. Şöyle son ayvamızla sevizcilerini şöyle güzelce bir şekilde temizleyelim. Evet, şöyle. Şöyle ayvalarımızı hepsini sevizcilerimiz güzelce bir şekilde soyduk, içini aldık. Şöyle kabukları bir dökelim. Evet. Evet, şimdi ne yaptık? Ayvalarımızı güzel bir şekilde soyduk, çekirdeklerinden ayıkladık. Ondan sonra şimdi de şunları iki tane elmamız daha var. Evet, iki elmamızı da güzel bir şekilde soyup rendeleyeceğiz. Sonra şekerle harmanlayacağız efendim. Şekerle karıştırdıktan sonra ayvalarımızın içini elma rendesiyle doldurduktan sonra ne yapacağız? Tabii ki fırına vereceğiz. Güzel bir şekilde pişecek. Sonrasında yine fındık tozuyla, öyle değil mi usta? Aynen öyle. Süsleyeceğiz ve ayva tatlımız hazır. Bakın çok pratik bir şekilde hazırlıyoruz bugün ayva tatlımızı. Normalde işte haşlayacağım. Acaba haşlandı mı? İşte oldu mu? Yandı mı? Tuttu mu? Öyle bir dert pişti yok. Mi, pişmedi, pişti mi? Mi? Pişmedi mi? Nasıl oldu? Kim geldi? Kim gitti? Kim geldi? Kim gitti? Şöyle elmalarımızı güzelce bir şekilde şöyle bir içini alalım Ayşegül Hanım. Şimdi... Evet, soymaya gerek yok değil mi usta? Yok, soymayacağız. Ne kabuğu güzel vitamini kabuğunda zaten elmanın. Hatta uzmanlar der ki elmayı yerken çekirdeklerine dahi böyle yiyin, sapını dahi yiyin. O kadar vitaminli, o kadar faydalı. Biz de ne yapacağız? O zaman elmalarımızı kabuklu rendeleyeceğiz. Şöyle sevizcilerimiz. Şimdi elmalarımızı güzelce bir şekilde ayarladıktan sonra şöyle rendemizi alalım. Elmamızı güzelce bir şekilde rendeleyelim. Şöyle. Elma ve ayva yakışıyor birbirine. Acaba armut da ilave etsek usta nasıl olur? Olur herhalde Şekil Hanım. Olmaz mı sence? Bilmiyorum işte, olur mu? Olur, olur. Niye olmasın? Güzel olur aslında. Sevgili İsmail, İsmail'e sormak lazım. Armudu katalım mı katmayalım? Evet, armudun iyisini Ayhan anlar. Ayhan bizi izliyorsa ne demek istediğimi anlayacaktır. Ayhan gelmeden onun dedikodusunu yapalım ama helallik isteyelim tabii ki. Ayhan da bizim kameraman kardeşimiz. Ayhan anlıyor mu? Çok tatlı bir yeğeni varmış usta. Ben de gördüm resmini. Ayhan'a ayı değil de... D'yi söyleyemiyor efendim. Pardon, dayı değil de ayı diyormuş. Çok tatlı böyle küçükler, biliyorsun bazı harfleri söyleyemiyorlar. Şimdi Ayhan'a da buradan takılalım biz. Ona sormak lazım armudun iyisini. Şimdi şöyle evet, Ayhan'a da sevgiler gönderiyoruz aynen buradan. Aynen öyle. Şimdi şöyle toz şekerimizi alalım sevgilicilerimiz. Şöyle ayvalarımızı, elmalarımızı güzelce bir şekilde rendeledikten sonra şimdi ayvalarımızı şöyle bir düzeltelim. Toz şekerimizi ilk önce ne yapıyoruz? Şöyle bolca içlerine dökelim. Şöyle. Döktükten sonra şöyle biraz da toz şekerimizi. Evet, bu arada elma rendesinin içine de biz ne yaptık? Fındıklarımızı ekledik. Fındık da ekledik ve evet, toz şekeri de ekliyoruz. Kırık fındık, toz fındık hiç fark ondan etmez. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde karıştırıyoruz sevgilicilerimiz. Şöyle bol şeker olsun. Evet. Evet, harika. Şekerle bakın karıştırıp böyle güzel harmanladıktan sonra fındıklarımızı da unutmuyoruz tabii ki. Şöyle ayvalarımızın fındığı... üzerine şeker serptik. Onu da bir daha hatırlatalım. Evet. Ve tekrar ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde ayvalarımızın içini hazırladığımız karışımı dolduruyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle devam ediyoruz doldurmaya. Ayşegül Hanım size ricam, şurada karanfil olacaktı. Birer tane. Tabii, tek şurada çekmecedeydi. Şu
şöyle sevgili izleyicilerimiz bütün hazırladığımız karışımımızı güzelce bir şekilde birer tane şöyle içine koyarsın. Onlar çok güzel bir koku verecek. Gerçekten öyle, bakın karanfil hem güzel bir koku hem de güzel bir lezzet verecek ayvalarımıza. Evet. Şöyle bir iki tane tepsimize, öyle değil mi? Atabilirsiniz. Güzel böyle atabilirsiniz. Bir koku versin iyice. Aroması geçsin ayvalara. Evet. Evet. Harikasınız Ayşegül Hanım. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Emre şimdi sevgili izleyicilerimiz önce ne yaptık? Güzelce bir şekilde ayvalarımızı soyduk. Soyduktan sonra temizledik. Onları tepsimize dizdik. Tepsimize dizdikten sonra ne yaptık? Tekrardan elmamızı güzelce bir şekilde rendeledik. İçindeki çekirdeklerini ayırdık. Siz isterseniz ayvanın çekirdeğini ve elmanın çekirdeğini de kullanabilirsiniz. Şu iç malzemesini. Ondan sonra elmamızı rendeledikten sonra içine toz fındığımızı da koyduk. Güzelce bir şekilde karıştık ve toz şekerimizi de içine ilave yaptık. Yani bir su bardağı kadar da toz şekerimizi içine ilave yaptık. Güzelce bir şekilde karıştırdık. Ve karıştırdıktan sonra ne yaptık? Hazırladığımız ayvalarımızın içine ilave yaptık ve doldurduk. Güzelce bir şekilde doldurduktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle üzerine bolca şeker döküyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle birer kaşıkla bol dökün. Çünkü bu eriyecek üzerinde ve ona çok güzel bir hem görüntü verecek hem çok güzel bir tat verecek. Şöyle. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Bolca dökmemiz lazım. Elmalarımızın üzeri tamamıyla kapansın diye. Evet. Şöyle. Bol şekerli oldu, bol. Şöyle. Bu da Ayşegül Hanım için gelsin. Fazla olsun, bol olsun değil mi Ayşegül Hanım? Siz şekeri çok seviyorsunuz. Ben ya çok yani tatlı severim de şekeri çok şey yapmıyorum ama tabii ki olsun. O da daha güzel bir lezzet verecek. Lezzet eminim. Verecek ve şöyle içine. Tatlının zaten tadı şekerle anlaşıldı değil mi? Evet. Çok hafif. Biraz su veriyoruz. Çok fazla olmayacak. Ve suyumuzu da sevgili izleyicilerimiz tepsimizin altına ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde ne yapacağız? Şöyle hemen fırına. Yani o suyun miktarı ne kadar olsun? Bir su bardağı diyelim mi? Yarım su bardağı. Yarım su çok bardağı. Çok fazla olmayacak. Tamam. Ve şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz önce ayvanızı güzelce bir şekilde hazırlıyorsunuz. İçini çıkarıyorsunuz. İçini çıkardıktan sonra tekrar yıkıyorsunuz. Ve yıkadıktan sonra elmalarınızı güzelce bir şekilde rendeliyorsunuz. İçine toz şekeri mutlaka koyuyorsunuz. Varsa elinizde ceviz yoksa fındık veyahut da farklı şeyler de kullanıp güzelce bir şekilde karıştırabilirsiniz. Güzelce bir şekilde karıştırdıktan sonra sevgilim hazırladığınız ayvalarınızı içine doldurun ve üzerini örtecek şekilde güzelce bolca şeker döküyorsunuz. Şekerinizi de döktükten sonra tepsinizin altına az bir şey suyunuzu koyun. Eliniz altında varsa bir 10 tane yakın karanfilini de kullansanız hem çok güzel bir tat verecek hem çok güzel de bir koku verecek. Şimdi 160 derece veyahut da 170 derece fırına atacak. Bir 40-45 dakika güzelce bir üzeri nar gibi kızarana kadar fırında pişecek ve ondan sonra alıp servis yapacağız. Ellerinize sağlık şimdiden. Teşekkür çok ettim, güzel, çok pratik zaten anlattık. En ince ayrıntısına kadar izleyenlerimiz de inşallah ne yapsınlar? Bu güzel tatlıyı evlerinde çocuklarına, eşlerine, dostlarına, ailelerine hazırlayıp afiyetle yesinler. Evet, yesinler ve yedirsinler. Yesinler ve yedirsinler. Şöyle bak şimdi şu kokuya bak, şu kokuya. Evet, çok güzel gerçekten. Ve ayrıca bir koku alıyorsun. Bak, bakın. Değil mi? Ha nereden hissediliyor? Tabii. Çok fazla da kullanmadık sadece. Birkaç tane kullandı gördüğün gibi hemen. Çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlıkta. Biraz sonra onu da alacağız. Öyle. Tatlımızı alacağız. Yavaş yavaş artık süremizi doldurmaya başladık. Şöyle tatlımızı bir çevirelim iki dakika. Ondan sonra hazır olacak. Evet. Ben bu arada şöyle tatlımız oldu. Tatlımızı alalım. Evet, şöyle. Ay ben şu tatlının başına bir geçeceğim. Şöyle var ya. Şöyle.
şöyle. Harika görünüyor usta. Küçük bir tabak alalım usta, şöyle küçük. Onu farklı bir şey sunum yapacağız. Sunum mu hazırlayacaksınız? Sunum hazırlayalım Ayşegül Hanım. Evet. Şöyle. Çok güzel, bakın üzeri nar gibi kızardı. Şekerler böyle erimeye başlamış. Harika bir şekilde evet. Şu an sunum yapıyor evet ustamız. Bu da benim tabağım olsun. Tamam o zaman. O zaman şu ikisini. İki tane mi? İki tane yiyemem. İki kardeş tanesi. Payı yaparız. Şöyle yapalım. Tamam olur. Bunlar kalsın. Şimdi sıcakken sevgilerimiz kesinlikle. Evet. Tamam. Şimdi servisimizi yaptık. Servisi yapıyoruz. Hemen hazırız. Şöyle sevgilerimiz gördüğünüz gibi kaymağımız sıcakken kesinlikle üstüne koymuyoruz. Biraz soğumasını bekliyoruz. Şöyle üzerine kaymağımızı da koyacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve yemeğimiz hazır. Aynen öyle. Ellerinize sağlık usta. Yine bugün güzel lezzetler hazırladı. Izgaramızı da biraz sonra alacağız zaten. Evet, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz efendim.